300 birlik mezin silindir kafasının sökülüp kırılan pistona baktığımız kutsal an. Evet. Şimdi daha yürümemiz lazım. Motor kulağı evet. Çok minik minik milimetrik yani. Evet, kırılmış piston. Bence artık kurtarır ya. Hafif daha mı indirsin? Aşağı inmiyor da. Üst, arkasına çöküyor mu motorum? Dur, alttaki kahoz da sökeyim dur. Pistondaki sorun herhalde sanırım gayet açık yani. Sekman kırık oturmuş. Bayağı bir yeri sökmek gerekiyor ya. Evet, benzin ortamını sökmeye çalışıyoruz şu anda. Dur, istersen ben alttan söküyüm ya. Dur dur, sen uğraşma. Dur, seninki dur. Şurada. Olayımız bu arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Çek çek. Kilometre saatini arkadaşlar vazgeçememişler. İşte şu. Ön taraf tuttu tamam, değil mi? Değmiyor da. Benim ön taraf saplama. Ön taraf. Tamam. Oo. Bak. Sekman. Allah'tan pistonun içi iyi. İyi mi? Allah'tan iyi. Bak. Evet, bence şimdi bu kırık sekmanlarda kırık parça varsa çıkarıp bizim... İşte şu. Evet. Korumayı aldık. Pistonu da bayağı büyükmüş yani bunun aslında. He. Kaç olduğu gözükmüyor. He. Şimdi video çekmeye devam ediyor. Ya sekman var ya mahvetmiş ya. Vallahi ya. Çalışmamasının bir numaralı sebebi bu. Neyseniz çalışmıyorsa rektefe yaptı. Motorun çünkü genel sistemleri güzeldi yani. Yakıt geliyor bak. Kompresyon da yoktu zaten. Marş koluna vurduğumuz zaman hiç hayat yoktu. Yani her şey gayet güzel. 131 diyordu. Rektefi zamanı. Ondan sonra tek teker. 301'lik mezimizin silindir kafasının takıldığı an. Ben yardımcı olayım bari, yükünü alayım. Sen ayarı yap da oradan. Bu işler böyle. Ya seversin ya gidersin. Bu kadar basit. Ya sev ya terk et. Evet. Bu da güzel bir bölüm olacak. Yavaş yavaş bırak. Tabii aynen. Yavaş yavaş. Sekmanın üstüne bindirelim. Tamam, bilsin. Şimdi oturdu yerine istersen. Ha, geçti, dur, geçti. Dur. Üst sekman geçti. Hiç sakın çekme bizim olayı. Yukarıya kaldırma. Yok yok. Kaldırma. Ha, böyle tut. Aynen, kaymaya başladı. Şimdi. Ha, bak. Kafamız oturdu. Gördün mü, oynuyoruz. Piston güzelmiş ama ya. Hakkami de bozuk malzeme olmaz. Erciyes bisikletçilik bu arada, Kayseri. Hakkın bir de sağlam malzeme olur. Tamam. Hadi. Heh. Tamam. Olay bu işte. Ara verebiliriz. Sıvı conta çekiyoruz. Aslında çok da gerek yok. Almanlar çekmemiş bunu da. Evet. Tabi yılların yıpranmışlığı olduğu için. Aradan küçük de olsa bir hava kaçağı oluşmasın diye. Şimdi sıra geldi küçük kafamıza. Üst kapağı yani. Bence var ya bu motor bir efsane olacak ya. İnşallah. Güzel oldu ya. Gerçekten güzel oldu. Ya bu arada bu motorun ateşlemesi, şarj sistemi falan her şeyi dört dörtlük elden geçti. Karbüratörü dört dörtlük elden geçti. Dediğimiz gibi kompresyon kaybı olduğu için motor yakıt çekemiyordu. Bunu Instagram sayfasında da paylaştım. Kompresyon kaybından dolayı motor yakıt çekemediği için çalışmıyordu. Motoru vurdurarak, iterek çalıştırmak gerekiyordu. Sonradan ortaya çıktı ki sekman kırılmış. Pistona da zarar vermiş.
Silindirin içinde pek bir sıkıntı yoktu yani, çizik mizik falan olmamış. Biraz ara verelim, somun ve pullarımızı bulup devam edelim. Onlar ama tutup da çok hayvan gibi üstüne asılıp sıkmayacağı. Aynen. Hayvani bir tork uygulamaya gerek yok. O zaman yok. Saplama daha önce başıma geldi. Saplama şey oluyor. Sıyırıyor. Sıyırıyor, saplamayı değiştirmek zorunda kalıyor. Saplamayı değiştirmek daha zor bir şey. Tabii. Bu arada bu somunlar 17 numaraymış. Düzeltiyorum. Düzeltiyoruz, 17 numara. 17 lokmayla sökülüyor. Mezin silindir kafasının somunları. Evet, T-Ball cırcırla cırcırlayacağız. Cırcır da değil ama T-Ball sadece. Böyle yumuşacık şöyle sıkıyoruz, çapraz çapraz. Heh, bak kızım adam, bunu takarken şöyle takıyorum. Bak pulu mesela, sağa sola kaymıyor böyle yapınca bak. Şimdi içine düşmüyor, şöyle yaparsam. Aynen. Bak. Güzel bir yöntem. Biraz önce düşürdüm. Akıl, geldi aklıma. Evet, akıl akıldan üstündür. Ya bu arada motorun kuyruk tarafını da zincirle askıya aldık. O da şey için ya, motor kulaklarını değişirken arkası düşmesin diye. Evet, motor kulakları değişti. Şimdi bunları sapıtmalı olarak çaprazlamasına bir onu, bir şunu, tekrar soldakini, sağdakini şeklinde yavaş yavaş tork uygulayıp ve tabii bitmiyor bu arada. Motor kulaklarını tekrar monte olup sıkılamalara gerekiyor. Karbüratörü takılacak. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Zincire yerine geçecek. Motor kulaklarını değiştirme işi olmasaydı eğer, sadece kafayı pistonu sekmana değiştirmek bu kadar zahmetli olurdu da, yani ek işler olmadığı için bu kadar zahmetli olmazdı. Onun kadar da kulak sağlıyor. Aynen, kulağı değiştirmek çok zor. Çünkü şöyle gösterelim. Motoru alttan kriko vuruldu. Kriko ile kaldırıldı, kulaklar gevşetildi, motor indirildi. Bu işler zevkli ya. Yani yalan olsa da aşağıda saplamam var ama. İnşallah olmaz. Aynen, gerek çok yok yani. Gerçekten zahmetli. Ev ortamında çok zahmetli bir iş. Aynen öyle. Aslında var ya şimdi tork anahtarımız olsa bir tane. Aynen. Çok güzel. Pahalı yani şu anda. Aşağı yukarı 100-150 dolara falan alınabiliyor. Güzel, kaliteli. Şu cırcır mekanizmalı olmayan tork anahtarları. Ondan değil de böyle tek dişli olacak, tamam mı? Tork anahtarı olsa daha güzel olurdu. Tabii. Şimdi birazdan devam edelim. Buji mi yağlandı? Bujiye bir baksa mıydı? Daha boyayacağım, bizim olan deposuna. Evet, size güzel haberi vereceğim arkadaşlar. Bak, buji kablosunu da öbür motorunkine aldım. Sinirli usta. Buji kablosundan da olma ihtimali var. Olabilir. Evet, size güzel haberi vereceğim arkadaşlar. Sıkı durun. Haşim usta tekmeleyecek. Geliyor. Sansasyonel. Evet, geliyor. Evet, sıkı durun arkadaşlar. Tırr ediyor ama çalıştı. Çalıştı. Evet. İşte bu arkadaşlar. Hayırlı olsun, güle güle kullanalım. Teker yapma zamanı. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi motorumuzu ayağa kaldırdık. Dün montajdan sonraki ilk çalıştırmada piston üst kapağı vuruyormuş. Orada küçük bir çapak kalmış üst kapakta. Tekrar üst kapak söküldü tabii. Ondan sonra o çapak temizlenip geri takıldı. Herhangi bir vuruntu sesi kalmadı. Şu anda da ince ayar yapılıyor. Motorumuz hayata döndü. Düz varmış bu arada.
Evet sevgili dostlar, hep beraber gördük. Motorumuzun çalışmama probleminin bütün ateşleme şarj sistemlerinin, yakıt besleme sistemlerinin dört dörtlük çalışıyor olmasına rağmen bir kompresyon kaybı olduğunu ve bu kompresyon kaybının da sekmanların kırılmasından kaynaklandığını hep beraber görmüş olduk. Bu sebeple pistonumuzu, sekmanlarımızı yeniledik. Silindir kafası rektefe istemiyordu. Rektefesiz bir şekilde kurtarabiliyordu. Ve sonuçta motorumuzu çalıştırdığımızı hep beraber görmüş olduk. Canavar gibi yani. Videomu beğendiyseniz like atmayı, dostlarınızla paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar bölümüne yorumlarınızı, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.